Asgari ücret zammı için masadaki üç rakam. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yeni asgari ücretti. Hükümetin açıkladığı orta vadeli programda enflasyon hedefleri belli oldu. Hesaplamalar bu rakama göre yapılıyor, ancak Refah Payı ve Erdoğan'ın alacağı inisiyatif gündemde. Hesaplamalarda üç rakam ortaya çıkıyor. Yeni asgari ücretin belli olmasına 3.5 ay kaldı. Asgari ücret her yıl iki kez zamlanıyordu. Ancak hükümetin son açıklamalarına göre bundan böyle asgari ücrete yılda bir kez zam yapılacak. Haziran 2023'te yapılan zamla beraber asgari ücret 11402 Türk Lirası olmuştu ve 31 Aralık 2023 tarihine kadar bu tutar geçerli oldu. 2023 Aralık ayında alınan kararla beraber 1 Ocak 2024 31 Aralık 2024 arasında ise asgari ücret tutarı 17.002 Türk Lirası 12 kuruş oldu. Yeni asgari ücret tutarı, Ocak ayından itibaren yürürlükte olacak. Ekonomi yönetimi, geçtiğimiz günlerde açıkladığı Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası olan orta vadeli programda, OVP, yıl sonu enflasyon hedefini açıkladı. OVP'ye göre 2024 sonunda enflasyonun %41, 5'e gerilemesi bekleniyor. Asgari ücret zamında alt sınır %40. Hükümetin "E çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz"e de demecinden yola çıkarak asgari ücrete en az yüzde %40 zam yapılması bekleniyor. Ancak yapılacak artış tüm yılı kapsayacağı için bir refah payı da gündeme gelebilir. Refah payı eklemesiyle %40'lık zam %45 ya da 50 civarına çıkabilir. Asgari ücret kaç lira olacak? %40 zam yapılması durumunda asgari ücret 23802 TL'ye, %45 zam yapılması durumunda 24652 liraya çıkacak. %50 zam yapılırsa asgari ücret 25503 liraya yükselecek. Asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine Aralık ayında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.